Merhaba Landın YouTube Sanlısı'nın 14. bölümündeyiz ve şu anda galiba Londra yollarındayız ama emin değilim. Şu anda buraları da keşfediyoruz aslında. Buralarda eğer bir tane aradığımız şey çıkarsa çok güzel olur. Ve bakalım şimdi. En son ne olmuş? Zada bulamadık değil mi hala? Şimdi bunun CEO'da bir şey yok muymuş? O ne be? Bu ne güzel heykelmiş öyle. Fare yakalamış. Nusyon'un limanı yok mu? E var. Ve gerçekten bu yarasa bizi kandırıyor ya. Ya da az önce görmüştük. Ama ben onu fark etmedim ki. Keşke yeniden söylesen yani keşfetmediğim yerleri. Evet. Bir denizci daha hapşurunca kan çıktı etrafa. Biraz kötü kötü oluyor. Nusio'ya geldik. Postacının hanına gidebiliriz diyor. Ya da kumsalı arayabiliriz diyor. Ya da birazcık bir şeyler toplayabiliriz diyor. Nusio açılınca bunlar direkt gelmiş zaten. Hadi önce birazcık bilgi toplayalım. Güzel, bilgimizi topladık. Sonra biraz kumsalda gezelim. Bir tane kaya kaymış. Ama ayağının altındaki bir kaya kaymış ama dengeni sağlamışsın diyor. Tamam şimdi. Bir yerlerde su damlıyormuş. Onu mu gidip tamir etsek diyor. Bir tane süpürge tutan adama mı yardım etsek diyor. Yoksa süpürge tutan adamla tartışsak mı diyor. Neden? Çünkü şurada bir şeyler olmuş. Tamam, yüzüne bir şeyler damlamış falan filan işte. Şimdi gidip yardım edelim ya. Ne olmuş? Bir tane arkadaşlık kazanmışız burada. 5 tane terör gitmiş. Güzel. Şimdi zor bir karşılaşma varmış burada. Neyse, ondan önce şu o damlayan şeyi kurtarmaya çalışalım. Şimdilik tamam diyor. 10 tane terör kazanmışız. Oo, terör kaç oldu? 57 oldu. Ama 20 tane de batmış inci bulmuşuz. Hadi bunu da yapalım. Başarısız oldu. Bir dahaki sefere başarılar. Bir daha deneyelim. Başarısız oldu. Bir daha deneyelim. Başarısız oldu. Bir daha deneyelim. Yine başarısız. Bir daha. Yine başarısız. Bir daha. Yine başarısız. Bir daha. Başarılı oldu. Yani sonuçta bir şey istemiyordu bizden. O yüzden yaptık. Ne fark eder? Böylece tüm yönlerde falan filan diyor. Adayı tamamen baktık. Her şeyine baktık falan filan. Hiçbir şey de olmadı yani en temelinde. Neyse geri dönelim o zaman. Buradaki işimiz bitmiş. Ondan sonra giderim postacının yerine. İçerisi daha bir sıcak görünüyor diyor. Yani içerisi dışarıdan daha yani sıcak derken hani arkadaş canlısı görünüyor. Herkes senin yönüne döndü diyor. Ama kimse yeni gelen kişiye şaşırmadı. Girdik bakalım. Odada iki tane ateş yanıyormuş. İki ucunda. Sonra barman bir postacı kıyafeti giyiyormuş. Falan filan böyle bir şeyleri temizliyormuş. Yani etrafı temizliyor, masaları temizliyor işte, içecekleri veriyor, sonra odunları falan topluyormuş. Neyse şimdi bizim denizci kızı etrafa bir salabiliyormuşuz. Onun istediği şeyleri yapabiliyormuş. Hadi sen bir git yap o zaman. Gittin yaptın. Bir tane kale deri kazandık, savunuyor. Sonra da iyileştirmesini falan kazandık. Yeniden dönme dedik de biz girdik. Bakalım. Sonra postal hikayelerini dinle var. Bir şey. Bunların hepsi hikaye dinleme olayları. Bir muhtemelen birini dinlediğimizde diğerleri gidecek. Hadi hikayeleri bir dinleyelim neler oluyormuş. Arkadaşlık kazandık. Yine aynısı zaten.
Bunu da yapsak o muhtemelen artmayacak diyeceğim de arttı. Garip. 4 tane olunca muhtemelen o kadardır. Şimdi diyorsun ki hani ben de mi çalışsam ya burada falan diyorsun. Bak ama diyor dokunma. Tamam neyse. Zaman bir şunu verelim. Evet, bir şeyler kazandık en azından güzel. Yine üniforma sorduk. Bak ona dokunma dedi. Zaten başka bir şey demiyorsun. Neyse. Konuştuk. Burada yeni şeyler öğrendik. Neyse o zaman hadi geri dönelim. Şimdi şu ölü mektuplar ofisi mi acaba? Yoksa ölü adamın mektup ofisi mi? Ne oraya bir gidelim bakalım ne varmış burada. Gizlice girmeye çalıştık. Bir şeyler oldu, bir şeyler. Şimdi orada gidiyoruz. Hadi özel bir tur varmış. Evet, fare adam geldi. Harika. Yani bunu belki daha önce görmemiş olsam bir tık daha şaşırırdım ama o videoyu izlerken gördüm bunu. Neyse. Evet, içeri mi girsek? Hadi içeri girelim. Hiçbir sorun olmadı diyor. Arka kapıyı açalım. Daha da derine, daha da gerine gidiyoruz. Tamam, orada etrafı bir şeyler yapmışlar. Yani sıralamışlar. Aman düzgün sıralamamışlar diyor. Spiral 3 tur dönüyormuş diyor ve sen nefes alamıyormuşsun gibi hissediyorsun diyor. Artık ayrılma vakti diyor. Belki daha sonra gelebilirsin belki. Dediğinde burada bir şeyler kazanmışız. Terör 62'ye çıktı. Birazcık dikkatli olmalıyız bundan sonra. Yüz olmamalı. Yani postacı fareye Bodrum'da bulduğun şeylerden bahset diyor. Ya da git biraz daha ara bir şeyler diyor. Belki de erkendir böyle hızlıca davranmak için diyor. Çok da kötü olamaz diyor. Hadi bir bahsedelim. Korktu ama şaşırmadı diyor. Ve bir tane hikaye kazandık. Güzel. Sonra burada yüksek riskli bir şey varmış. Şimdi öncelikle buraya bir bakalım. Arka odada ne olabileceği ile ilgili bir çalışma yap diyor. Bunun ihtimali birazcık düşükmüş. Makineler birazcık tuhaf görünüyormuş ve kilitliymiş zaten bunlar. Hiç bakmaya bile gerek yok onlara şimdilik. Ya da diyor aşağı ateşle inebilirsin diyor. Her neyse. Ateşimiz yok diyelim. O zaman diyor hani ileriyi görmeyle aslında mirror belki ileriyi görme olabilir de. Gerçi hızlı doldurmamızı sağlıyor sadece. Neyse. Mirror'la işte bir Bodrum'a inmeyi deneyebilirsin diyor. Yüksek riski varmış. Sadece %22 şansla. Bir şey kaybediyor muyuz? Hayır, girdik bile. Evet, ışığımızı aldık ve orayı uzun zamandan sonra o karanlığı aydınlattık. Spiraller üstüne, parıldayan spiraller üstüne. Aşağı iniş uzun ve yavaş diyor. Buradan aşağı indik indik. Burada yazıtlar varmış. Yazıtlar kendiliğinden çözülmüş. Ve anlaşılmış. Hiçbir kelime kaybolmamış. Böylece başarılı bir şekilde tamamlamışız ve artık şunu aldık. Bunu istiyorlardı birileri. Ama 5 tane daha yine kötü şeyler kazandık. Şimdi birazcık oturabiliriz veya yukarı geri çıkabiliriz. Artık burada yani yapacak bir şey yok diyor. Yukarı çıkabiliriz diyor. Şimdi ilk bir oturalım. Bir süreliğine oturduk diyor. Spirallerin ortasında biraz oturup nefes aldık diyor. Görüler, rüyalar. Kendini rahatlattın diyor. Ama o kadar da hani iyi değildi falan filan işte. Devam edelim. Hadi yukarı çıkalım. Yukarı çıktım diyor. Yukarıda işte hala oradaydı diyor bu ofis. Mektup ofisi. Hala makineler işliyor diyor. Hala sepetler dolu diyor. Yanlış doldurulmuş şeylerle. Hadi bakalım çıktık. Bu aşağıda neler falan filan vardı. Sonra postal faresine ne gördüğümüzü söyleyelim. Belki de meraklıdır diyor. İsim vermeden diyor.
Sen açıklamaya başladın diyor. Ama senin dilin bunları gerçekten açıklamaya yetmiyordu diyor. Tam olarak anlatamıyordun yani derdini diyor. Bu bilgileri verdik falan filan. Elini uzatmış. Yani patisini aslında. Sen ne kadar anlatırsan anlat anlamayacağım demiş. Ve anlasam bile kafayı yerdim falan gibi. Böyle çalıştığım yerle ilgili böyle bir şey öğrenseydim kafayı yerdim falan diyor. Bir süre sonra yani bir saniye sonra ekledi diyor. Sen de unutacaksın diyor. En azından bir kısmını unutursun diyor. En azından yani sonuçta sen bu üniformayı hiç giymedin diyor. Ve sonra saçının olduğu yeri işaret ediyormuş. Falan filan. Hadi çıkalım tamam buradan. Ben bunu bir daha versem aynı şeyi söylüyorsun. Gerek yok o zaman hadi. Vardiyamızı bitirdik ve geri limana dönüyoruz. Yani burada daha yapacağımız bir şey var mı? Hadi gidelim yeniden tavernaya. Bunu alsak bir şey olmadı. Bunu alsak yine aynı şey mi? Ha, daha fazla olamaz diyor zaten 500, yani 5'ten fazla olamaz diyor. Şunu aldığımızda yine aynısını söylüyorsun. O zaman bunların hepsinde aynısını söyleyeceksin. Geri döndük. Buraya da baktık. Buraya yeniden bir bakalım. Bir şey var mı? Şunu bir alsak. Tamam. 5 tane terör gitti. Güzel. Şunu aldık. Birden fazla olduğu için yeni bilgi alamazsın diyor. Tamam. E hadi. Hadi bir daha ofise o zaman. Bak bak diyoruz. Bak ne buldum ben. Bir mektup buldum ya diyor. Ölümü adamın bir mektubunu buldum diyor. 52 kategori. Tamam bunları da aldı gönderdi. Hadi ben gidiyorum o zaman. Hadi bu odadan gidiyorum ha ben. Haberiniz olsun. Aa bizim fuelimiz yok. Ya biz aç kalmışız. Neyse hadi basalım gidelim şuradan ya artık. Çok durduk burada. Belki yolda bir şeylerle karşılaşırız. Onlara saldırırız. Burada bir vortex bulduk. En temizi korna çalıp birkaç korsan gemisini yanımıza çağırmak başarabilirsek tabii. Evet, şimdi öncelikle hadi gidin bir aramaya. Bana bir tane fuel getirin. Aferin size. Yemek yakıyoruz aslında mantıken. Ya böyle olunca korna sesini duyamıyorum kulaklığım biri takılı olmadığı için. Acaba şu an korna çalıyor mu? Arada bir yarasa gönderelim de etrafa. Tamam, Güneydoğu'da. Aa, Kaan var. Kaan'dan bir şeyler belki alabiliriz ya. Bilemiyorum ki. Kaan'a gitmeli miyiz? Bayağı az bir şeyler kaldı. Yani az kaldı bütün eşyalarım çünkü. İstasyona yeniden geldik. Hadi yeniden bir şansımızı deneyelim. Her geldiğimizde böyle deneyeceğiz ve başarılı olduk. Evet, kutu kırılmış ve yere düşmüş. Kimse de bir şey yapamadı. Hadi girdik içeri. Ha, giremedik içeri. Hala niye giremedik ya? Kapıyı dene. Hala içeri girme şansı yok. Yani pekala bir görevden sonra geleceğiz yani anlaşılan buraya. Yeni görev de yapamadık da. Kaan'a gitsek. Yani Kaanlar buradaymış. Hanlıklar aslında demek daha doğru olur. Yani dümdüz aşağı ineceğiz zaten. Bir bakalım. Şunu kapatalım. Aslında biraz daha inelim de önce fuel tam bitsin. Ondan sonra çağırırız.
yakarız yani yemekleri. Ya bu köpekler nerede ya şu anda gerçekten? Gelin de saldıralım ya size. Ha, Kaanlık burada değilmiş. Kaanlık burada değilmiş. Burada yemek geldi. Olur. Yemekle savaşalım hemen. Şöyle. Güzel. Tek vuruşta almamız iyi oldu. Buradan doğuya gidelim o zaman hadi. Heh, benzin bitti şu anda. Birazcık yemek yakın arkadaşlar. Şimdi yok yok siz yemek yakın. Hadi basın. Basın gidelim. Ya burası boşmuş ya. Ben de buradan benzin falan alabiliriz belki diyecektim de yok. Hani burada benzin satılıyor da. Evet, bir tane denizci çıldırmış. Odun geminin içinde dolaşıyormuş. Elinde de bir şeyle işte. Ve arkadaşlarını vuruyormuş. O kızgın, o kızgın diye. O kızgın dediği de muhtemelen bir tanrı. Neyse. Kafasına mı sıkalım? Onu sakinleştirelim mi? Yoksa onu bağlayalım mı? Kafasına sıkarsak direkt öldürüyoruz yani hiçbir şansı yok kaçmasının. Ama eğer yakalarsak sadece %58 şansımız var. Şimdi bunu yaparsak acaba korkarlar mı? Hadi yaptık bakalım. İki tane crew'u birden kaybettik. Ve fırtına tanrısının dikkatini kaybettik. Dikkat derken acaba iyi anlamda mı dikkat ya? Olabilir bak gerçekten. Evet millet kafayı yiyor iyice. Neyse buradan geçeriz ama. Tam artık fırtınalara alıştık mı ne diyecektim sislere falan. Hadi hadi şuradan bir geçelim de. Tamam ya iyiyiz. Hadi bir tane daha bulalım şundan hatta. Dümdüz basalım. Heh, bakın kim gelmiş ya. Arkadaş gelmiş arkadaş. Şöyle arkamdan sana bir vuralım hemen hızlıca. Güzel. Hayır 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 ya. Sen niye o kadar hızlı geldin ki bir anda? Çok hızlı dönüyorsun, çok hızlı dönüyorsun. Dönme o kadar hızlı. Güzel. Hadi bakalım birazcık benzin. Güzel bir tane benzinin var. Açalım. Bir tane daha benzinin var. İyi. İyi iyi. Eve dönecek kadar benzin sağladım bize. Yemeğimiz de var zaten gayet de mutluyuz yani. Şu Kaanlığa falan gidebilirdik de. Yani hala yapamadık bu bizim amiralin görevini. Bu arada hepsini de kuzeyden vermesi birazcık garip oldu. Bayağı kuzeyi araştırdık yani her yerini. Kuzeyde ne var ne yok her şeyi öğrendik. Aha gel gel buraya gel. İşte. Gel buraya gel. Bak. Falan. Yapsam yemez mi? Bence yersin ya sen. 16 kişi mi? Wow. Bir dakika. Wow. Siz bayağı güçlüsünüz. Dön 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 dön. Bir daha. Dön 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 dön. Bir daha. Bu bana vuruyor mu? Anlamadım ki. Ha,
Aha, ateş etti bu sefer. Yani o ışıklar sanki bize vurmuyor gibi. Dön 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 dön. Yani sen de ne kadar hızlı dönüyorsun be. İyi güzel. Bas bas bas. Fuel yok. Evet, mantıklı. Neyse hadi basayım. Şimdi tabii ki de araştıracağız ya. Evet, ne oldu? Bir şeyler oldu ama yani acaba ne oldu? Hemen bakıyorsun diyor. Bir tanesi bağırıyormuş. Kaptan, çabuk buraya gel. Kıyı kenarına diyor. Bunu kurtaralım mı diyor, yoksa bırakalım diyor. Ona bir ip at ve para iste falan, işte bağıntısını iste diyor, yani kafasına konulan ödülü. Ya da ona merhamet göster. Yok, deniz ona merhamet göstersin, sen değil diyor. Gel ya, biz burada denize güvenmiyoruz arkadaşım. Gel sen buraya. Tamam, şimdi bunu da aldık. Kapatalım, hadi gidelim yolumuza. Ama şimdi kötü olan bir şey var. Biz buradan benzin alamadık. 3 tane gerçi yemek var. Gideriz ya. Rahat. Gayet rahat bir şekilde gideriz. Ama şimdi buradan gidince şöyle bir sorunumuz olacak. Bizi orada adam bekliyor. Diyor ki sen benim malzemeleri ne yaptın? Ben sana o kadar 1000 altın verdim yani. Diyecek. Bıçağı da takacak yani arkamızdan. Ama bakalım. Evet, birileri ses çıkardı. Ama sorunumuz yok ya, merak etmeyin. Şuraya kadar gitsek, hadi be, gidersin be. Ya şu an şu gemiyi salsan oraya gider ha. Yani beni boşu boşuna şunu yaptırıyorsun. Boşu boşuna yedik şu anda gerçekten. Evet, revenue adam gelmiş. O ne ya, bir dakika. Şimdi ne diyor? Bir şeyle taraf al diyor. Yani senin sahip olduğun her şeyi bilmeleri gerekmiyor diyor. Ya da araştırdığın yerler hakkında falan konuş diyor. Ama bunu da yapamıyorsun. En az 5 level antikacı olmamız gerekiyormuş. Ama bizim 4 levelimiz var. Tüm tanrılar karşı mı çıkacağız ya? Galiba karşı çıkmakta. Deklare gerçi kabul etmek miydi? Emin olamadım. Yani neyse, saklayacağım bir şey yok diyor. Ayrıca şüphen de düşecek diyor. Eğer şüphen 5'ten fazlaysa tabii ki de. Şüphen değişmedi çünkü şüphen zaten yoktu diyor. Hadi gidelim. Döndük Londra'ya, bir nefes aldık diyor. Eve geldik diyor. Şimdi 2 tane kafamız yandı yani 2 kere. Artık kabusların gücü var. Terörümüz artık 50'nin üzerinde. Diyor artık sen korkusuzsun ya diyor. Hadi mesajları alalım. Aha geldi. Geldi geldi geldi. Ya şimdi pardon yani ya affedersiniz ama ya ben size çok iyi şeyler yapacaktım. Başarısız olduk. 4 tane adam kaybettik. Aynı zamanda bu da tamamlandı ve gitti o. 4 adam kaybetmek de çokmuş ya. Amiralim, amiralim. Neler neler geldi başımıza, neler geldi. Size anlatmayayım ama sizin zamanınız yoktur. Ben gidip şuraya hemen raporumu vereyim. Güzel. Güzel. Ver bunları da. Ver bunları da. Ben yalan söylemiyorum. Sen bunları al bana. Normal paramı ver bana yeter.
Tamam, bitti. Bu kadarmış anlatacaklarım. Ne kadar şimdi oldu? 7 tane olmuş ama hiç saplayım yok. Şu dükkandan ayrıca şunları satalım da. İyi, güzel. Bayağı para oldu şu anda. Ya bak, bilim hanımı mı? Bilim adamı mı? Emin olamadım. Hanımı da güzelmiş bu arada. Yani bilim kadını demek daha doğru ama neyse. Bak bak, ne kadar tuhaf bir şey yakaladım ya. Bu ne şimdi? Bu ne? 4 puana daha ihtiyacımız varmış. Bence sen bunu bir daha incele ya. Tuhaf bir şey yani bu. Bak bir de bunu buldum. 100 mü verdin? Oo, iyi iyi. Sonra bak bunu da buldum. Buna da 100 verdi. Bunu da buldum. Buna da 100 verdi. Bu Enigma'ya bir yerde ihtiyaç vardı ya galiba. Sende mi ihtiyaç vardı acaba? Yok, sende değil de vampir kızdaydı. Bir dakika. Ya o beni davet edecek ya ben onu ama ikisi de aynı mantıkla. Ben seni çağırayım ya. Onu ha, ikisi de aynısıymış zaten. Birinde diyoruz ki gözlüğünü çıkar, diğerinde diyoruz ki gözlüğünü çıkarma. Yani nasıl rahat ediyorsa öyle gelsin. Gözlerini göremedik diyor. Ama sorun yok. O sürgünle birlikte yemeğimizi yedik. Bir tane erzak kaybettik. Şu Enigma'yı kaybettik. Ama bir tane Wheels kazandık. Yani gizlilik kazandık. Yani söylediğin şeyi kabul ediyorum. Bence haklısın ne dediysen. Bir tane sır kazandık. Ayrıca sıra dışı implication kazanmışız artık. Her neyse. Sen de biraz konuşalım ya. Mirrors önemli biliyorsun. Ne kadar mirrors o kadar iyi. Konuş konuş. 3 tane de bunu kazandık, tamam. Biraz daha ilerlersek şunu da alıp bunu da artık geliştirebiliriz. Neyse, hikayeye devam edelim bakalım. Biraz haber öğrenelim. En son haberlerde neler varmış neler. Bunun dışında birazcık terörümüzü düşürmemiz lazım. Hadi bunu düşürelim. Bir mi düşürdün? Yuh, sadece bir mi gerçekten? Ya bizim birazcık kafamızı dinlememiz lazım bir yerde. O nasıl olacak? Ya bunu niye hala kilitli? Ya işte neyse. Şimdi bize birileri gelsin bir. 3 tane birden geldi. Oo, harika. 10 altın oldu sadece. Yine 3 tane geldi. Güzel. Bir daha gelin bakalım. Yine 3 tane geldi. Harika ya. Artık 3-3 geliyorsa güzel yani. Bence kabul edilebilir. Bunun dışında yeni birileri varmış. Bakalım sen kimsin? Sen busun ya. Sen bir git ya. Seni kimse istemiyor. Sihirbaz diyeceğim de yok ya. İstiyorum da aynı zamanda. Ne kadar çok kişi o kadar iyi. Bunlarla konuşabiliyoruz muhtemelen. Şey diyeyim mi? Gel ya sen. 50 gitti ama olsun. Burada bir şey yok değil mi? Ya şu niye? Yok, olmadı o. Sana daha ne anlatacaktım ya ben? Ha bak, bunu da buldum. Bunu da sana vereyim ya. 250 verdin. Oo. Artık 5 level doldu. Oradan bir şeyler çıkar gibi. Ha, bir tane daha varmış. Hadi 250 yine. Güzel. Tamam. İyi, hadi görüşürüz. Seninle de daha sonra bakarız artık. Bunun dışında bir pazara gidebilirmişiz. Hadi pazara gidelim. Bir kafamızı dinleyelim pazarda. Hadi bir gezelim bakalım. Yok ya, gezince olmuyormuş. Pardon. Ya Miralim. Bakayım.
Amiralim ben nereye gidiyordum ya? Ne kaldıysa onu bul diyor. Ya amiralim ama... Ama ya önemliydi ya. Şunu keşke alsaydık ya. Aile açılınca çünkü ekstradan 20 terör iyileşiyormuş. Onu ne kadar yaparsak o kadar iyi mantıken. Hadi gidelim de şunları bari temizleyelim. Şimdi bunlardan verirsen diyor 4 tane belki 2-3 tane foil kazanabilirsin diyor da yani ne gerek var? Biz şunu bir temizleyelim her şeyi. Güzel. Gayet gemimiz mis gibi oldu yeniden. Bu gizliymiş. Ha, şu lazımmış, bunlar lazımmış falan filan. Şu an bizim yemeğimiz yok, değil mi? Evet, bir tane varmış sadece. Unutmadan yemek de alalım da. Şimdi burada bir şey yok. Sende bir şey yok. Şimdi 500 oldu. Hadi gidelim ya. Ve canlı bir özel insan varmış. Yani özel varlık demek daha doğru olur aslında. Yani muhtemelen güvenli diyor. Acaba neymiş bu? Bir dakika, bu holtta mı şu anda? Evet, bunu acaba nereye götüreceğiz? Yani birazcık korktum ya. Nereye götüreceğiz biz bunu? Yani evet, bunu bir yere götüreceğiz de. Nereye acaba? Neyse ona bakarım ya. Öyle Londra'da daha yapacak bir şey yok herhalde. Değil mi? Hepiniz iyisiniz, mutlusunuz. Tamam, erzağımızı alalım o zaman biz. Şöyle 20'den. Birazcık pahalı ama ne yapalım? Şöyle 4, 5, 6, 7, 10. Genelde 10 taneyle yolculuğa çıkıyoruz. O zaman ikisi de 10 olsun. 500 kaldı geriye şimdi. Yani 500 belki wine alabiliriz biraz daha. Wine alsak mı ya? Şimdi üzerimizde de bayağı bir eşya oldu. O yüzden gemiyi geliştirmek istiyorum da. Bu arada bizim bir tane eşya vardı ya. Gemi vardı. Biz o gemiyi alıp satamıyor muyuz gerçekten? Ay ay, paramız hala bir şeye yetmiyor ki. Hala aşağıları gidip araştırmamız lazım. Oralarda ne var ne yokmuş öğrenmemiz lazım. Ha, bir tane daha. Ha, Nusion'un hikayesi de açılmış. Şimdi sen 6-3 veriyorsun. Ama bir tane kalp gidiyor. Sen de 6-3 veriyorsun. Yani ama sen farklı 6-3 veriyorsun. Gerçi sen engineer'sın. Bu 8 veriyor. Full efficiency veriyor. Sen de yok hiç. Ben seninle konuşabiliyor muyum? Evet. Bu da Wales'ı arttırıyormuş. Neyse kalsın şimdilik. Şöyle buradan daha bir şey alamıyoruz ama. Yok yok. Hadi gelelim şuraya. Şuradan biraz malzeme alalım. Al 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 al. Her şeyi al, her şeyi al. Artık kız kardeşlerden bir şey alamıyoruz zaten. 207 oldu. Aslında şu daha büyüklerin nereye satıldığını öğrenebilsek yola çıkmadan onlara da alırdık da. Neyse şu an kaç tane oldu? 16 tane varmış. Böylelikle neyse 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 hemen böylelikle bu bölümü de bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı geliyor. Görüşürüz.